Ee, Sivas'ın Sivas'ın on e, 11 puanı var. Bu e, Demir Grup Sivas Spor şu andaki maçlar dahil mi bunu arkadaşlar? Değil değil mi? Dahil edildi. Tamam. Çünkü biraz önce 11'de ne zaman 12 oldu ya diye ben kendi kendime önüme kağıda bakıyorum oraya bakıyorum. Dahil olmuş bu. Ee, beraberlik üzerinden dolayısıyla ee, orada durum 0-0. Ee, beraberlik üzerinden o puan 12 maçta 11 puan. Oralar kritik işte. Aynı şekilde e, Antalya açısından da öyle hocam. Yani o Sivas-Antalya maçı 6 puanlık maç. Evet. Yani baksana Haftaya da Sivas Fener'e geliyor. Arada da Avrupa oynayacak. Demir Grup Sivas sporunda zor bir sefer var. Fener de var. Oynayacak, o da oynayacak. O da oynayacak tabii. O da oynayacak. Öte yanda da Giresun. Şimdi artık bu dipteki takımların İstanbul ve Ümraniye tamam kaybettiler. Belki alttakiler için bu bir avantaj oldu ama Hatay da kaybetti. Örneğin buradan Giresun'un, Antalya'nın, Sivas'ın çıkartabileceği 3 puanlar onlar için... Ankara Gücü kimle oynuyor bu hafta? Önümüzdeki hafta mı? Evet. Hocam Ankara gücü e, önümüzdeki hafta Deplasman'da mıydı? Evet Deplasman'da Kasımpaşa. Ha. Ge, önümüzdeki hafta da geldi hocam. Cuma günü Ankara gücü Kasımpaşa Ankara gücü maç. Ümraniye Alanya'da Cuma. O da 6 puanlık maç. Tabii. Tabii. 6 puanlık. Giresun Cumhur İstanbul Cumhur. O abi. tam 6 puanlık maçmış bak. O tam 6 puanlık maçmış. Ee, Keza Antalya Karagümrük'te. Ee, orada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin dışında Trabzon-Konya'da zor maç olur. Konya'nın da fikstürü ne biçimmiş. Konya e, tabii bunları geçmek, kayıpsız geçmek, yenilmeden geçmek de değerli. E, Konya Adana Demir'le de oyundu. Geçen hafta Adana Demir'di galiba. Bu hafta Kasımpaşa, gelecek hafta Konya-Trabzon'da zor maçlar. Kolay değil. Ama güzel, keyifli maçlar olur. İkişede, Bence Fener-Sivas maçı da kolay İkişede değil. İkisi az gol yaptı. Yani, değil Konya, mi? Konya'da Sivas. Yok. Konya az da. Trabzon'a bakayım. Trabzon da Trabzons. evet. Trabzonspor kaç gol yedi? 13. Konya. Konya. <laughs> Konya altı. Tabii. Konya ile Başakşehir zaten orada enteresan gidiyorlar. Evet. Ne yani 6 gol yemiş hiç. Ne hocam? Ee, şimdi bu hafta geride bıraktığımız hafta Galatasaray Fatih Karagümrük 2-0 yenerken e, yani aslında e, şöyle bir geriye bakıp düşünecek olursak e, net pozisyonları var Karagümrük takımı e, tabi şey eksik kalmak e, kolay değil ama hani Galatasaray'ın da e, force ettiği bir maç olarak hafta açılışını yapmıştık. Ee, Galatasaray adına Değer bir öncesi nasıl görüyorsun sen Genel ha şurada gelişme var Oyuncu bazında oyun bazında Diyebiliyor musun hoca için Takım için oyuncular ya, o için O maçın bir şey olmaz ya O maçın havası gerginliği falan çok farklı bir şey yani O maç işte Galatasaray bunu yapar Beşiktaş bunu yapar diyemezsin öyle bir maçta Çünkü o maç artık teknik tek adamdan çıkıyor futbolcu maçı oluyor Hele İstanbul'da Mesela Trabzon maçları falan Daha farklı oluyor ama ama İstanbul'da kendi aralarında oynadıkları maçlarda o maçlar teknik direktörden çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Yani bir yerde futbolcunun maçı var. Tabii teknik direktörün. Ya muhakkak olacak canım. Ama yani futbolcu orada kişiliğini, şahsiyetini, kavgasını daha farklı yapıyor. Şimdi bir muhtemel şey hazırlamıştık ya takım düzeni. Şimdi Galatasaray'da işte... Abdülkerim'in cezalı olması bir matematiği bozdu. Hem yerli matematiğini bozdu hem stoper matematiğini bozdu ee, derbiye giderken. Şöyle bir bakıyorum ee, Emin orada Nelson orada büyük ihtimalle yine Emre Solda olacak. Van oldu? düşünmüyor. Böyle bir savunma düzeniyle Boğa'ya dönüyor. Cezadan döndü. Zaten neden gittiği de meçhuldü. Örneğin. Ee, onun dışında ön taraf bu şekilde çıkartıyor ki ön taraf biraz daha orada ideali bulmuş gibi gözüküyor kendi adına. Ama sen şey demiştin ben Kerem'e değil Yunus'a prim veririm. Raşit Sa'yla Yunus'u iki kenara koyması daha mantıklı gibi bir düşünce. çıkmış. Bana öyle geliyor. Kerem bir türlü daha şey yapamadı yani. Bir türlü yapamadı. Öteki, öteki de daha böyle şey yani sağda girdiği zaman filan daha rahat hareket ediyor. Kerem daha fazla kendinle uğraşıyor. Kendine daha fazla takıyor. Öteki öyle değil. Öteki çıkıyor tamamen maçın içinde oluyor. Onu görüyorum. Öteki biraz takıyor kafayı bir şeylere. Makineyi bozuyor, arızayı bozuyor. Biraz şey e, parasıyla ilgili sıkıntıları vardı. Onu ya eğer ben de paraya pek, Paranın halledeceğini zannetmiyorum. Şöyle, e parasını alır ya. Galatasaray'da oynayan bir topçu faydalı olursa parasını alır. Faydalı olamazsan hiç alamazsın. Yani paraya bir defa takmayacaksın abi. Ha o aynı bir olay para. Sen çık oyna, şeye de yapma yani Hasan benden fazla alıyor işte. Gelen yabancı benden fazla alıyor. Ben bunu yapıyorum dersen hata olur. Sen çık oyna, senin paranı verirler. Her takım için aynı bu. Sen çık oyna alırsın paranı. Sen çıkıp oynadığın zaman sana mecburlar vermeye hocam. Vermezlerse onun altında kalırlar. Ama sen böyle sallanarak oynarsan o da yan, yandan tutar. Ya der seneye bakalım der bakalım der durduralım der. Sen bizim çocuğumuzsun der ağırdan alırlar. Ama sen iyi e, oynarsan seyirci tazdik yapar. Lan bu adam seneye gider mi der ağrıyor yapmayın filan derler bak. Sen top oyna en büyük silah senin top oynamak. Hocam şu sen bizim çocuğumuzsun olayı felaket Millet bir şey ya. ya. Tam iyi güzel de bu kadar aleye dönmez ki. O kadar şimdileri şanslı bu hocam ya. Hocam, transfere biz kendimiz giriyorduk ya. Düşünebiliyor musun pozisyonu? Karşında dört tane idareci, başkan dahil. At hadi boş kağıdayım. Ya, ya Erman'cığım işte sen bizim çocuğumuzsun. Lan ne diyeceksin abi? Yani çalışan... Ya, halbuki şimdi öyle değil. Menajer çatır çatır pazarlık yapıyor abi. Tabii. Çok büyük fark ya. Tabii. Yani valla bakıyorum da yani... O zaman da şartları öyle yapacak. Öyle, ne diyelim? Öyle şey yapacak hocam, şey Aynen öyle. Şimdi... Galatasaray açısından 3 puanla kapatılan Raşitsa'nın da son haftalarda ön plana çıkmaya başladığı bir hafta oldu. Oynamıyordu. Biraz da yerli dengesinden dolayı oynatmıyordu onu. Sen de dedin bu hafta ya bu çocuk iyi kumaş diye ama Yunus Kerem oynuyordu öyle o şekilde olduğunda. Şimdi sola da bir yerli koyduğu zaman e, ikisinden birinden Yunus Kerem ikilisinden birisinden feragat ettiğiniz zaman işin yerli matematiği değişti. Raşit yer açıldı. Doğru mudur ona yer açmak? Ne düşünüyorsun hocam? Hocam doğru olup olmayacağını sahada göreceğiz. Onun, onun, şeyini kararını teknik direktör verecek. her. Bizim onu söylememiz için Enderci yani maçları seyrediyoruz ayrı ama antrenmanları seyretmemiz lazım. Hmm. Ben bir takımın antrenmanını seyredeyim işte. iki hafta, üç hafta sana söyleyeyim. Rodgen'e vereyim.